Merhabalar sevgili izleyiciler, NESLİ YAŞAM'dayız. Her akşam olduğu gibi saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve yine stüdyomuzda çok sevdiğimiz, çok değerli bir konuğumuz var. Bugün kadın girişimcileri konuşacağız. Kadınların girişimcilik süreçlerini, bu süreçte yaşanan soruları, sorunları ve çözümlerini aktaracağımız konuğumuz Bursa Türkiye Odalar Borsalar Birliği Bursa Kadın Girişim Kurulu temsilcisi. Başkanım. Ay özür dilerim. O kadar çok titriniz var ki. Yok ama yok ha, estağfurullah. Bursa KGK Başkanı diyoruz evet, genellikle değil mi? Okay. BTSO Bursa Kadın Girişim Kurulu Başkanımız. Diğer titrileriniz de var TOBA bağlı. Aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Meclis üyesisiniz bildiğim kadarıyla. Evet. Başkaları varsa lütfen siz söyleyin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum burada olmaktan dolayı. Yayınınızın da hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Kadınlarımız da, Kadın Girişim Kurulumuz da bizim için çok kıymetli ve tabii ki siz de. Dolayısıyla bu programda aslında ulusal seslenerek, şimdi birçok ilde Kadın Girişim Kurulu merkezleri var. Birçok ilimizde TOB'a bağlı olarak sanayi odalarının kadın girişim kurulları var zaten. Hı hı. Ancak yine de bilmeyenler için, yine de öğrenmek isteyenler için kadın girişim kurullarımız neler yapıyor? Kadınlarımız için ne gibi destekler, projeler vesaireler var? Bunları anlatacağımız bir program. Tamam. Sizi yoracağız biraz. Estağfurullah sevgiyle. Haydi başlayalım o halde. Peki. Öncelikle Kadın Girişim Kurulu ne zaman kuruldu sanayi bölgelerinde? Ben 2008 diye hatırlıyorum. Hı hı. Çünkü ilk üyelerindenim ben de biliyorsunuz. Ama ondan sonraki süreç nasıl geçti? Neler yapıyoruz şu anda? Şimdi aslında ben öncelikle bu camianın içerisine nasıl girdim ondan da bahsetmek isterim. Ne güzel olur. Elbette ki uygun. Ben öncelikle meclis üyesi olmak üzere yola çıktım başkanlık öncesinde. Zaten siz de bir iş kadınısınız. Evet, 37. yılım maşallah, bu sene iş hayatımdaki. 12. komiteyi temsilen meclis üyesi oldum. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızda. Yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı biliyorsunuz. Hı hı. Bütün odalarda. Daha sonra da 2007 yılında kuruldu Kadın Girişimci Kurulları. Ben de 2007'den bu yana üyesiyim. Hı hı. Fakat bu son dönemde meclis üyesi olduktan sonra başkanlıkla ilgili teklifler geldi ve zaten meclis üyesi olmamdaki alt sebep de kadına ve çocuğa hizmet edip mecliste kadını temsil etmekti. Hayatta siyasi bir duruş sergilemek istemedim hiçbir zaman. Çünkü kalbim çok büyük, her tarafı çok seviyorum. Ama ülkeme de emek vermeyi arzu eden bir ruhum var. Bu konuda nerede nasıl bir çalışma yapabilirim duygusuyla yola çıktığımda meclisi görmüştüm ama alt benliğimde de kadına ve çocuğa hizmet etmek vardı. Böyle de bir teklif gelince kabul ettim. Sonra bu tabii ki her zaman bir seçimle olan bir şey. Evet. Bir ekiple birlikte yola çıkıyorsunuz. Ve Bursa Kadın Girişimci Kurulu'nun başkanlığına seçildim 2018 yılında. Odalar ve Borsalar Birliği'nin başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu 2007 yılında Kadın Girişimci Kurulu'nu kurdular. Ve 81 vilayette 7.000 üyesiyle, ben Türkiye'nin diyeceğim ama sanıyorum dünyada da bu kadar 7.000 üyeli büyük kurullar yok. Büyük bir camiayı temsil ediyor Kadın Girişimci Kurulları. Hı hı. Ve 81 vilayet başkanıyla biz kız kardeş gibiyiz. Birbirimize de kız kardeş sevgisiyle kız yaklaşıyoruz. Kız kardeşin projeleriniz de var. Evet, kız kardeşin projelerimiz de var. Ve her il kendi dokusuna göre projeler üretiyor. Bizim hedefimiz ve kuruluş amacı da kadın girişimci sayısını arttırmak. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz dünyada da eksikliği var. Ülkemizde de istihdama katılan kadın girişimci %34'ler civarında. Hı hı. O yüzden kadın tarafı eksik olduğu için kadın tarafını çoğaltıp hayatı dengeleme duygusuyla işin içerisindeyiz hep birlikte. Şimdi aslında Kadın Girişim Kurulu deyince ve kadın girişimciliğini desteklemek deyince bunun aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olması gerekiyor. Evet. Yani çünkü bunu yanlış anlamasın izleyicilerimiz. Birkaç farklı segment var. Hani evet, şu anda bahsettiğimiz TOB'a bağlı Kadın evet, Girişim Kurulu. Çünkü esnaf sanatkar odalarına bağlı vesaire de evet, bu tip kurullar var. Yaklaşık kaç üyesi var Bursa'da? Çünkü BTSO'nun zaten 30.000'in üstünde üyesi var. Kadın... 50.000 civarında odamızda üye var. Vay be. Ciddi rakam. Bunun sanıyorum yani 40.000 civarındayken 8.000'lerdeydi kadın girişimci sayısı. Şu anda 50.000 olduğunda aynı oranda artmış mıdır? 10.000 civarında kadın İstanbul'dan girişimci. İstanbul'dan sonraki en büyük illerden biriyizdir kadın girişimcilik anlamında, değil mi? Zaten ekonomik büyüklük olarak da sanayisi öyleyiz. Gelişmiş bir şehir. Yani biz burada her anlamda rol modellerimiz çok fazla. Biliyorsunuz kadının en fazla cesarete ve desteğe ihtiyacı var. Yani çünkü bir firma yönetebilmeniz için ben aslında girişimciye kadın erkek olarak da bakmıyorum. Yani girişimcilik ruhunda kadında başka bir şey, erkekte başka bir şey yok aslında. Hiçbir şekilde girişimciliğin cinsiyeti yok. Eksik taraf olduğu için kadın girişimciyi öne çıkarmaya çalışıyoruz. Yani ben 37. yılım, hiçbir zaman iş hayatımda kendimi kadın sıfatıyla ve kadın kimliğiyle görerek iş hayatıma devam etmedim. İş insanı olarak işimin gerekliliğinde yapmam gerekenleri yaparak eksiklerimi giderme mücadelesiyle emek verdim. Aynı şey tabii ki, o yüzden ben çok ayırmıyorum kendi ruhumda kadını ve erkeği. Ama ekonomik ve toplumsal sebepler ayırıyor sanırım zaman zaman. Kesinlikle öyle. Yani bu konuda da erkeğe de konudan konuya geçiyoruz. Belki de dağıtıyorum ama böyle bir dostane bir sohbet düşüncesiyle de duygularımı dile getiriyorum. Kadının aslında daha çok da bana göre erkek tarafından desteklenmesi gerekiyor. Yani kadınlar zaten, ben insana güveniyorum yani. İnsanın içinde büyük bir potansiyel var, kadın veya erkek. O potansiyelin açığa çıkması için de onun kendine inanıp güvenmesi gerekiyor. İşte orasının minicik böyle bir ateşlenmesi, cesaretlenmesi gerekiyor. Bu tabii bazen içten olmuyor, bazen dışarıdan desteklerle de olabiliyor. Biz o tarafında emek veren bir kitleyiz diye ifade edeyim kendimi. Şimdi tabii Türkiye'de kadın olmak çok da kolay değil. Yani bunun dünyanın belli yerlerinde göre bir kıyas haline getirdiğimizde avantajlı olduğumuzda, dezavantajlı olduğumuz kısımlarda şüphesiz var ve olacaktır. Ama biz Bursa'da yaşayan iş insanları olarak gerçekten çok ciddi şanslıyız. Çünkü gerek ekonomik anlamda, gerek sanayi bölgeleri ve iş imkanlarının çokluğu anlamında elbette ki bir fark yaşıyoruz. Şimdi Kadın Girişim Kurulu elbette ki bir ihtiyaçtan doğdu. Bir ihtiyaca cevap vermek amacıyla doğdu. Bunun birincil amacı kadınlara girişimciliği artırmak, ikincil amacı da sanıyorum girişimcilik yolundaki eğitimleri artırmak. Çünkü siz eğitim anlamında da ciddi destek veriyorsunuz, yol açıyorsunuz, fikir veriyorsunuz. Yani şöyle diyelim ona Neslihan Hanım, kadın girişimci sayısını arttırmak için tabii ki eksik olan taraftaki bir takım ne varsa onları tamamlamak. Yani bunlarla alakalı projeler üretiyoruz biz. 81 vilayet kendi şehrindeki dinamiklerine göre projeler üretiyor. Biz odamız çatısının altında projeler üretiyoruz. Onun yanı sıra da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde üretilen projeler var. Bu da hangi ile uygunsa, bazen diyorlar ki bu proje senin eline uygun, bu projeyi senin yapmanı istiyorum. Bazen de sen talep açıyorsun. Ya böyle bir proje var, bu projede ben de olmak istiyorum. Çünkü bizim ilimizin de bu projeye ihtiyacı var diye. Ya kendiniz de ilinizde ihtiyaç duyduğunuz konuda projeler. Bu projelerden de hani birkaç örnek verebilirim. Bursa'mızda yaptığımız, hani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında yaptığımız projelerden de bahsedebilirim. Burada hedef ben kadın girişimci nin eksiklerini tamamlayıp kadın girişimciyi cesaretlendirip o ekosistem içerisinde gerçekten kendisinin sürdürebileceği, her döneme uygun olabileceği bir takım projeler. Mesela böyle bir verimiz var mı? 2007'de ya da 2008'de ilk KGK kurulduğundaki kadın girişimci sayımızla bugüne gelindiğinde aradaki var tabii, ama şimdi rakamı. Ben yanlış bir rakam vermek istemiyorum size. Şu an tam hatırlamıyorum ama kurullardan sonra kadın girişimci sayısı %10'lardan 30'lara, 34'lere çıktığını biliyorum yani. Hani ciddi bir artış olduğunu. Desteklerden şöyle sonra. Kadın girişimciye sadece aktif olarak biz tabii kurulumuzun içerisinde kadın girişimcileri baştan o sorunuzda ben aslında konudan konuya geçiyorum. Şöyle... Bir işletme sahibi, yani tüzel bir kişiliğiniz olabilir. Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olabilirsiniz. Veya bir firmada yönetici pozisyonda olabilirsiniz. Hı hı. Akademisyenler için açık. Bunların her birinin tabii bir kotası var. Hı hı. Kurulun oluşumu bu şekilde. Yöneticiler, kadın girişimciler, akademisyenlerden oluşan hı hı. bir grup. Kişi sayısı da şimdi bizim odamızda 134 meclis üyesi var. Hı hı. Genellikle odadaki aslında çıkış noktası da şu olmuş. Meclise seçilemediği için kadınlar, çünkü zorlu bir yolculuk. Evet. Ve çok da ciddi rekabet oluyor seçim sırasında değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Yani kendinizi çok iyi ifade etmeniz lazım, tanıtmanız, anlatmanız lazım, buna zaman ayırmanız lazım. Zaten üzerlerimizde çok fazla yükler var kadın olarak. Tabii. Biliyorsunuz her ne kadar eşlerimiz, ailemiz desteklese de bizleri, kadının doğal olarak üzerinde bir takım sorumlulukları var. Yani genetiğine kodlanmış bir takım ondaki duygusal taraftan da kaynaklanan bir takım mesuliyetler var. Yani çocuğuyla daha çok, tabii ki babalar da çok ilgileniyor ama daha çok anne odaklı çocukların. Ev hayatı anne odaklı, çocuk her zaman anne odaklı. Komşular, büyükler, yani her şeyin organizasyonunda Hı-hı. kadın birçok şeyi bir arada yönetebiliyor, biliyorsunuz. O yüzden hani iş hayatını da birlikte yönetmesinin çok büyük avantajı var kadın açısından. Tabii. Bu sorumluluklar nedeniyle bu oda ve borsa seçimlerinde ciddi emek vermek gerekiyor. Tamamen seçimle gelen bir temsiliyet sistem oluşabiliyor. Bunun için de mücadele gerektiriyor. Zaman ayırmak gerekiyor. Bütün kadınlarımız böyle bir zamanı ayırıp gönül koysa ve buna vakit ayırabilse birçoğu yapabilir durumda. Maalesef odamızda 134 meclis üyesi var. 8 tane kadın meclis üyemiz var. Bir de tabii sözünüzü balla kesiyorum. Ticaret ve sanayi odalarında çok uzun yıllardan beri gelen alışkanlıklar var. Bu alışkanlıklar ne? Ticaret odalarındaki meclis üyelerinin seçiminde burada komitelerden gelen komite başkanları vesaire. Hani yürüyen bir sistem ve kadının bunun içinde var olması ve devam etmesi o kadar da kolay değil. Bu dediğiniz sebeplerden, ailevi sebeplerden. Çünkü alınmasın elbette ki erkekler, eşlerimiz vesaire ama onların daha birinci sorumlulukları iş. Ama bir kadın deyince işin dışında işte annelik, ebeveynlik, kardeşlik, ablalık ya da işte büyüklere bakma, pek çok sorumluluk aynı anda yürüyor. Dolayısıyla bu tip seçimlerde o kadar ciddi zaman ayrılması gerekiyor ki yani 6 ay önce başlanması, bütün üyeler ziyaret edilmeli vesaire gibi meclis seçimlerinde. Kendinizi tanıtmalısınız. Yani niyetinizi ortaya koyabilmelisiniz. Gerçekten kadınlarımızın buna bu kadar tabi ayıracak vakti yok demeyelim. Elbette ki belli bir süreç buna ayrılıyor ama kadınlar için daha zor. Dengenin oluşması için kilit karar noktasında kadınlarımızın yer alması gerekiyor. Hı hı. Çünkü kainatta her şey denge üzere kurulmuş ve salt kadın, salt erkekten ziyade kadın ve erkek bir arada aslında yönetimin çok daha etkin ve dengeli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü ikisi de yaratılış itibariyle birbirini tamamlıyor. Yani hani ben hep söylerim her yerde, muhtemelen siz de duymuşsunuzdur. Yani bir aile oluşumunda bile aile bireyleri birbirlerini tamamlıyor. Çünkü iki evladım var benim. İkisi de farklı özelliklerde. Birbirlerinden öğreniyorlar farklı sıfatları. Hı hı. Eşimle ben birbirimizden bambaşka karakterdeyiz. Birbirimizle o farklı karakterlerle ailemizi tamamlayabiliyoruz. Şimdi aynı şekilde şirketlerde de böyle. Yani şirkette de farklı özellikte insanlar bir araya geldiklerinde o şirketin daha fazla başarılı olabilmesi kolaylaşıyor aslında. Hı hı. Şimdi oda ve diğer yani odalarımızda da bu şekilde. Bizler sektöre hizmet etmek için yani meclis üyesi olduk, yola çıktık. Burada bu sektörlerde kadınlar ve erkekler de var. Her ne kadar kadın gözükmese de. Ve bu kadınların duygu ve düşüncelerinin temsiliyeti bu gerçekten kilit karar noktalarında geleceğimiz için çok kıymetli. Çünkü farklı bir açıdan, farklı bir görüş ortaya koyarak hatta erkeğin de kadında göremediği, kadının da erkeğin de göremediği, yani ben ikisini de birbirinden üstün kılmıyorum. İkisinin de gerekli olduğuna inanıyorum her zaman. O yüzden özellikle eşit temsiliyet ne kadar güzel olur. Ne kadar çok olursa o kadar önemli ama Çıkış noktasında kadınlar buralarda olamadıkları için 2007 senesinde kadınlara istisnai bir kadın girişimci kurulları kurulmuş. Evet. Gelecekte ayrı bir kuruldan ziyade hep birlikte olabilmeyi tercih ederim. Yani ben gönlümdeki duyguyu söyleyeyim. Bu ne kadar maalesef uygulanmak zorunda kalan bir yöntem ki atıyorum partilerde de kadın kolları, gençlik kolları. Oysa ki hiç bunlara ihtiyaç duyulmadan işte Dünya Kadın Günü, bunlar aslında ihtiyaca cevaben ortaya çıkmış gün ve kurullar belki ama eşitlik ilkesi gereğince böyle olmaması gerekiyor. Değerli arkadaşım, şimdi bir yönetimde şirket olarak da baktığınızda, herhangi bir dernek olarak da baktığınızda gence de ihtiyaç var, tecrübeye de, belli bir yaşın üstündeki üyelere de ihtiyaç var. Kadına da erkeğe de ihtiyaç var. Yani bunları ayrıştırmak aslında dengeleri bozuyor. Bu benim şahsi fikrim. Yani ama eksik olduğu için daha çok görülelim. Neden bunun altını çizerek söylüyorum? Daha çok görünür olalım, daha çok diğer genç kızlarımız açısından, diğer kadınlarımız açısından yapabilirim duygusunu yüklemek amacıyla projeler üretiyoruz Türkiye genelinde ve bunun ciddi de bir faydasının ve katkısının olduğunu düşünüyorum. Şimdi projelere gelelim yavaş yavaş ki yıl 2022 az önce ifade ettiğiniz gibi 134 üyeden 8 kadın var. Evet. Ne kadar zorlu bir işin sürecin içindesiniz aslında, görüyoruz. Yani bu kadar çaba. Tüm Türkiye genelinde de durum böyle aslında. O yüzden yavaş yavaş hangi projeler yapılıyor, bu projeler ki birçoğunu ben biliyorum ama bilmeyen izleyicilerimiz için sizden dinlemek istiyorum. Çünkü bu projeler hem illerdeki kadınların, mevcut kadın istihdamı eden firmaların, kadın girişimcilerin maddi manevi ihtiyaçlarının belirlendiği projeler ve bu projelerle de hem yeni girişimciliğe adım atacaklara ön ayak oluyorsunuz hem de mevcut girişimi olanlara destek olmak amacıyla, değil mi? Kesinlikle. Şimdi şöyle bahsedeyim. Ben aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimci Kurulu'nun icra kurulu üyesiyim. Başkanımız Nurten Öztürk, OPET'in kurucusu kendisi. Kendisinin önderliğinde icra kurulunda biz Türkiye genelinde de bahsettiğim gibi TOB genelinde de projelere, ortak projeler geliştiriyoruz. Bu icra kurulu üyeliğimde de benim Doğu Marmara temsilcisi olarak icra kurulunu temsil ediyorum. Doğu Marmara'da Balıkesir, Bilecik, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa illerinden oluşuyor. Büyük bir ekonomik de alan aslında. Aynen. Biz buradaki başkanlarımızla birlikte, ben bu başkanlarımı icrada temsil ediyorum. Başkanlarımızla birlikte de ortak projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Ve birlikte istişare toplantıları yapıyoruz. Aynı zamanda benim kurulum Bursa'daki 7 ilçenin temsilcileriyle oluşuyor. Biz ne yapıyoruz? Şimdi düzenli bir şekilde icra toplantılarımız var. Bu icra toplantılarımızı özellikle ilçelerde de yapmaya çalışarak ilçemizde kadın girişimci kurulumuzun yaptıkları projeler, birlikte yapabileceklerimiz üzerinde ve genellikle bu toplantılarımıza ilçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız da katılıyor. Ve birlikte biz kurulumuzu anlatıyoruz, yapabileceklerimizi, yaptıklarımızı anlatıyoruz. Orada güzel bir sinerji oluşuyor. Bu sinerjinin altyapısında da kadın girişimcilerimizin birbirlerini mesleki olarak da, iş ve kapasite olarak da desteklemek yatıyor. Yani ne kadar çok bir araya gelirseniz, kadın ekonomik olarak güçlendiğinde daha çok var olma cesareti olacak. Evet. Hedefimiz aslında kadını ekonomik güçlendirmek. Kendi içimizde de birbirimizi güçlendirme mücadelemiz var. Yani biz birbirimizi daha çok tanıyoruz ve onların kendi kurullarındaki diğer arkadaşların neler yaptığını ve işlerinde eksikleri vesaire nasıl destek olabiliriz? Bir kere ilçelerde bu toplantılarımızı yapıyoruz düzenli olarak. Doğu Marmara'da da aynı şekilde biz şu ana kadar 6 ilimizde toplantımızı gerçekleştirdik. Bu ayın 30'unda Bilecik ve Balıkesir'le tamamlayacağız. Bursa'yla, Bursa temsilci olduğu için Bursa'yla başlamıştık. Sonra tekrar finali Bursa'yla yapacağız. Her ilde üyelerimizle birlikte katılan, icra kurulu üyelerimizle birlikte bütün il organizasyonları yapıyoruz ve orada da Mutlaka ildeki üyelerimiz kendilerini tanıtıyorlar. Hı hı. İl başkanlarımız yapmış oldukları projeleri, yani kendi içimize de çok büyük bir sinerji oluşturuyoruz biz. Evet. Gerçekten çok etkin ve etkili. 7.000 kadından bahsediyorsunuz. Aynen, neredeyse öyle. Hiç az bir rakam değil. Kesinlikle bu. Öyle. Yani 7.000 kadın bir araya geldiğinde çok büyük işler ortaya çıkartabilir. Evet, kesinlikle öyle. Biz Bursa olarak kadının en fazla cesarete ihtiyacı var. Görünür olmaya ihtiyacı var. Düşüncesiyle bir zirve organize etmiştik. Tam pandemiden hemen önce zirvemizi organize ettik ve bu zirvede fiziki koşullarda yapacaktık. Tabii. Her türlü altyapı çalışmaları varken pandemi oldu. Ve sonra tabii hep birlikte pandemi şokunu yaşadık. Tabii, Türkiye'de yaşamayan olmadı. Her şeyin değiştiği 1-2 yıl yaşadık aslında. Kesinlikle öyle. Ve biz Türkiye'de ilk defa online zirve yaptık. Hı hı. İlkiz, bunu onurla ve gururla söylüyorum. Bu zirve çok başarılı da geçti. 6 tane kadın girişimcimiz 3 oturumda ve 3 hafta arayla ve her hafta saat 16:16'da, yani Bursa'mızın işte plaka koduna ithafen, vefadan dolayı, bir de akıllarda kalsın, tercih edilsin, o saat boş bırakılsın. Alt tabii, alt benliğinde onlar da var. Hatta Aile ve Sosyal Politikalar eski bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendi de katılmıştı bir tanesini. Hı hı. 6 değerli kadınımızı ağırladık. Ve bu kadınların, bunların içerisinde Ebru Baybara Demir var, biliyorsunuz. Onunla başlamıştı galiba ya. Kiminle başlamıştı? Ben hepsini takip ettiğim için söylüyorum. Çok kıymetli isimler vardı çünkü. Çok kıymetli isimler. Şöyle 3 ayrı oturum, dijitalde kadın diye bir oturumumuz olmuştu. Evet, mesela bir arıcı bir kadın hanımımız vardı. Çok başarılı. Unuttum. Bizim şu anda üst kurul üyemiz Aslı Elif Tanur. Evet. Kendisi Ebru Baybara Demir zaten muhteşem. Tülün Akın. Evet. Şimdi birden şey yapamıyorum, toparlayamıyorum ama Tülün Akın, Aslı Hanım, Sezen Sungur Saral. Hı hı. Sezen Hanım da çok güzel bir dijital tabletlerin kurucusu, Reader'ın kurucusu. Şöyle yapalım. Sevgili izleyiciler, aslında siz 2018'de göreve geldiğinizde ilk işlerinizden biri, ilk icraatlerinizden birisi bu zirveyi düşünmek, organize etmek ve hayata geçirmekti ve pandemi patladı. Evet, aynen öyle. Ama güzel olan kısmı şu ki siz bu fikirden vazgeçmediniz. Aynen. Üstüne üstlük henüz bu dijital platformlarda online iletişim çok da yaygınlaşmamışken, hani daha henüz Zoom çok böyle gelişmemişken vesaire, siz bu fikirden hiç vazgeçmeyerek bunu uygulamaya devam ettiniz. Evet. Dolayısıyla da katılım sayısı da az olmadı aslında. 10 bine yakın katılımcımız oldu toplamda. Hı hı. Bu biz zirvemizin ardından, yani şöyle, gerçekten kadının cesaretlendirmeye ihtiyacı var. İçinde her şey var. Hı hı. Yani onu çıkaracak minicik bir kıvılcıma ihtiyacı var. O yüzden rol modeller çok çok önemli. Ve biz bu rol modellerden sonra kadınlarımızdan çok güzel geri dönüşler alınca, ben özelimde de çok fazla geri bildirimler alınca bunu biz her ayın 16'sında geleneksel hale getirdik. Geleneksel hale 16'da ve 16 kadına çıkarttık. Hı hı. Ve daha simgesel bir durum oldu aslında. O zaman aslında Nurten Öztürk başkanımızla başladık biz buna. Hı hı. Ve onun arkasından Bengü Sürney, Demet Sabancı. Evet. Çok değerli isimler. Gülteren Budayıcıoğlu, biliyorsunuz, dizilerinden dolayı çok fazla, en fazla. Hele o dönem daha da izleyici çok ihtiyacı vardı. Ebru Özdemir, Limak kurucusu. Hı hı. Sema Gürel Sürmeli, aynı zamanda Kütahya başkanımız, çok böyle rol model. Çok her haliyle bizleri güzel temsil eden, kadın girişimciyi güzel temsil eden başkanımız. Elif Çoban, Şölen'in CEO'su, çok değerli isimler. Tabii, yani tabii. Çoban'ın öyküsü de muhteşemdir. Sonra Bursa'mızdan Pınar Taşdelen Engin, UTÜP başkanımız, aynı zamanda çok kıymetli başkanımız. Onu da inşallah burada konuk edeceğiz. Sonra Armut.com'un kurucusu Başak Taşpınar. Evet, yani gerçekten alanında, kendi alanında enlerle bir zirve yaptık. Ve kadın girişimcilerimizle buluşturduk. Hı hı. Onların kendilerini tanıttıktan sonra tabii ben bir iş insanıyım. Yani hiçbir şekilde başkanlıkla alakalı bir altyapı eğitimim de yok. Aynı zamanda moderatörlük yaptım. Bu konuda da medya ile alakalı da hiçbir altyapı eğitimim yok. Ama tamamen gönülle ve böyle bir acemilikle, hatta YouTube'da da çok değerli izleyenlerimiz başarısın çünkü kadınsın mottosuyla çıktık biz. Hı hı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın sayfası altında da bulabilirler. Kadın Girişimci Kurulu olarak da bir sürü arama motoruyla ulaşabilirler. Tabii, aynı şekilde. Ve çok kıymetli bu kadın girişimcilerimizi tekrar dinleme fırsatına ulaşabilirler. Çok kıymetli programlarda. Evet. Ben de onurla ve gururla söyleyebilirim bunu. Aslında şöyle bir... Ya acemiliklerim var, bunu açıklamak istiyorum. Moderatörlük yapmış oldum ama elimden geldiği kadar... Ama orada zaten önemli olan nasıl bir moderatörlük yapıldığından çok orada var olmak, orada o kadını, o girişimciyi diğer kadınlara örnek olacak şekilde o ekrana, o duruma taşımak önemliydi. Lütfen sizler bu fikir zaten önemli olan, herkes iyi moderatör olacak diye bir şey yok. Evet, aynen öyle. Bu duygu, fikir sahibi ki, olmak. Sevgi, sen her şeyi en güzel şekilde yapmak zorunda değilsin. Sadece yaptığınız güzel şeyler zaten sizi ifade ediyor. Bu yapabileceğin olduğu kadarıyla yola çık, mutlaka yardımcın olacak dedim. Öyle de oldu çok şükür. Şimdi şuraya geleceğim. Normal zamanda girişimci kadınlar, kadın girişimciliğini desteklemek, maddi manevi için proje üretmek çok daha kolay. Yanınıza çağırıyorsunuz, odaya çağırıyorsunuz, yanına gidiyorsunuz vesaire. Ama birdenbire pandemi gibi bir hayatımızı alt üst eden, baştan sona değiştiren bir kavramla karşılaştık biz ve siz ilk adımı bunda hem zirveden vazgeçmeyerek hem de zirveyi online'a taşıyarak yaptınız ki çok anlamlı. Peki pandemide kadın girişimciliğinde ya da kadın girişim kurulları olarak yönetim süreçlerinizde, eğitim ya da bilgilendirme süreçlerinizde neler değişti? Evet. Ve hani hemen nasıl hayata geçti, neler hayata geçti bu sefer? Bizim tabii projelerimiz devam etti. Hani üst kurulda aldığımız kararlarla da, İlimizde kurul arkadaşlarımla, icra kurulumla aldığım kararlarla da bizim çalışmalarımız devam etti. Biz şimdi yapı olarak Bursa'mızdaki kadınla ilgili her dinamiğin içerisinde var olmaya çalışıyoruz. Her türlü faaliyet ve emek çok kıymetli. Her derneğin yapmış olduğu, ben her ne kadar kadın derneği ayrılması, kadın girişimci kurulu kişisel olarak çok benimsemesem de içinde varım, var olmaya çalışıyorum. Var olanları destekliyorsunuz. Var olanları gönülden destekliyorum. Çünkü her bu kurumların başında olan, derneklerin başında olan her kadın arkadaşım bir meslek sahibi, kendi işleri var ve gönüllülük esaslı oralarda başka kadınlar için emek veriyorlar. Bu çok kıymetli bir değer. Elbette. Ve ben de bu kadınların istedikleri her noktada yanlarında olmak istiyorum. Onlar da bizim hep yanımızdalar. Yani çünkü hep birlikte yapabileceğimizden eminim. Hı hı. Her kadının emeği çok kıymetli, her bakış açısı çok kıymetli. Dolayısıyla her türlü dernekle, sosyal dernekle veya işte kadın dernekleriyle bir arada biz bir takım faaliyetler içerisinde bulunduk. Onlarla hep istişare toplantılarımız oldu. Onun dışında biz kooperatiflerimize çok fazla fokuslandık. Çünkü orada mesela 180 tane üyesi olan kadın kooperatifimiz var. Biz ilk odak noktamızı aldığımızda 24 kadın kooperatifimiz ve kadın kooperatif başkanlarından oluşan benim bir WhatsApp grubum var. Hı hı. Ben başkanlarımızla hep istişare halindeyim. Kendi iş tecrübemden, elimden geldiği kadar veya işte bir takım kurumlarda aracı olabileceğim kadar emek vermeye çalışıyorum. Çünkü bir kadın 180 kadını örgütlemiş ve birlikte onların hanesine ekmek götürme mücadelesini veriyor. Tabii. Yani bu 300-500 de olabilir. Dolayısıyla kadın kooperatiflerimizi güçlendirmek amacıyla da biz projeler geliştirdik. Önce onlarla biz istişare toplantıları yaptık. Onun arkasından bir anket yaptık. İhtiyaç analizlerini, ihtiyaçlarını belirledik, analiz ettik. Neler yapabiliriz, nerelerde eksikler, onları belirledik ve bir dizi eğitim süreci organize ettik. Pandemiye özel olarak tabii, evet, değil mi? 6 hafta 12 dersten oluşan, 12 eğitimden oluşan bir hani üniversiteden hocalarımızla, piyasadaki danışmanlarımıza güzel bir eğitim organize ettik. Hı hı. Kadın kooperatiflerimize bu eğitimi verdikten sonra bunu Doğu Marmara'daki başkanlarımızla birlikte Doğu Marmara'ya yapmaya karar verdik ve Doğu Marmara'daki kooperatiflerimizi açtık biz bu eğitimleri. Bunun arkasından mesela Nülüfer Kadın Konseyi'nin talebiyle bu eğitimleri kadın meclislerine açtık. Yani, giderek böyle genişleyen devasa bir yapıya dönüştü. Bu tabii bizim çok büyük avantajımız var. Çok vizyoner bir başkanımız var. Yani her şey o kadar hazır ki odamızda. Ne güzel. İhtiyacımız olan her şey elimizin altında. Yani yapamasak ayıp. Yani ben bana ve kuruluma mal etmek istemiyorum. Hı hı. Mesela BTSO Akademi diye bir kurum var ve bu kurumda 500'e yakın eğitim organize edilmiş. Binlerce kişi eğitim görmüş. Tabii. Biz şimdi bu akademi kapsamında bu eğitimlerimizi o kadar kolay organize ettik ki ve online'ın avantajıyla da Türkiye geneline bu tabii açabildik. Çok daha da avantajlı oldu aslında bana kalırsa. Evet. Hem fiziksel katılım gösteremeyecek olan birçok kadını o kapsama alabildiniz. Öyle. Hem de kadınlar kesinlikle oturduğu yerden hem kendi işini yaparken, gerekirse yemek yaparken, bir şey ayıklarken bile o eğitime dahil olabildiler. Ben de bunlardan biriydim, onun için söylemek istedim. Çok teşekkür ederim. Şimdi küçük bir ara vereceğim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Kadın Girişim Kurulu Başkanımızla, sevgili Sevgi Saygın'la kadın girişim kurullarının işlevlerini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam aramız var. Sonra yine birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, Nesli Yaşam kaldığı yerden devam ediyor. Bugün az önce stüdyomuzda tanıttığımız gibi Türkiye Odalar Borsalar Birliği Bursa Kadın Girişim Kurulu Başkanı sevgili Sevgi Saygın bizimle beraber. Az önce kadın girişimciliğinden, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Ticaret ve Sanayi Odalarında kurulan kadın girişim kurullarından bahsettik. Aslında hepimizin önceliği kadının kurdu değil yurdu olduğundan hareketle birbirimize destek olmak zorunda olduğumuz gerçeği birbirimizin elinden tutarak kadın girişim kurullarında sizin de bahsettiğiniz gibi 7.000 kadının ev sahipliğinde aslında kim bilir kaç kadına daha yer ve yol açılacak bir sistemden, bir kurumdan bahsediyoruz. Devasa bir kurumdan. Az önce kadın girişim kurullarında özellikle Bursa'da yapılan bazı projelerden bahsettiniz. Özellikle pandemide online'da geçen hayatlar ne kadar sistemin, yöntemin değiştiğini ve ilk belki de online zirveyi yaptığınızı konuştuk değil mi? İlk biz yaptık, öyle biliyorum. Hı hı hı. Yani bizden önce yoktu. Yoktu. Zaten böyle bir kavram da yoktu. Kavram da yoktu. Değil mi? Evet. Bu dünyaya da hep beraber dünyada da buna şahit olduk. Ama onun dışında hatırladığım kadarıyla birçok güzel proje var. Bir tane geçen hafta gerçekleşen, hatta Kadın Girişim Kurulu Başkanımız Nurten Hanım'ın da katıldığı bir proje çok var. Çok kıymetli. Değil mi? Evet. Özellikle başı çeken 3-4 proje var bildiğim kadarıyla. Sizin çok proje var ama birkaç tanesinden bahsedebilirim. Yani gündelik de çok yerel ve hani bölgesel kurumlarla yapılan projeler de var ama böyle sizin önemsizliği büyük ulusalda yürütülen başka projeler de var. İsterseniz onlardan bahsedelim. Mesela bir kooperatiflerle, kadın kooperatifleriyle ortak yürüttüğünüz bir proje var. Yani şöyle, bu biz hani bahsetmiştim ya, kadın ihtiyaç analizlerini belirlediğimizde en büyük problemin satış ve pazarlama olduğunu gördük. Üretiyorlar kadınlar gerçekten de. Şu anda kadınların bu pandemiyle birlikte aslında online ortamda çok büyük fırsatları da var. Kendilerini geliştirmeleri de çok kolay aslında. Çok yani, yeni modeller çıktı, ticarette, ihracat, sadece kadına yönelik altyapı pazar yerleri çıktı değil mi? Onlara erişim kolaylaştı. Biz zaten bu anlamda fotoğrafçılığa, diksiyona varana kadar bu anlamda eğitimler verdik. Sosyal medya eğitimi değil mi? Birçok. Ama beklentileri de sıcak satış yapabilmekti. Hı hı. Sonra dedik ki biz sanayi şehrindeyiz, bu kadar sanayicimiz var, bu kadar çalışanımız var şirketlerimizde ve bizler şirketlerimizde hem çalışanlarımız için hem ziyaretine gittiğimiz ülkelerdeki firmalar için satın almalarda bulunuyoruz. Bunları kadın kooperatiflerimizden alalım. Buraya dikkat çekelim. Hı hı. Bursa'mızda veya ülkemizde kadınların ürettiği ürünler var. Böyle kooperatifler var. Dedirttirelim sanayicimize ve özellikle bunun desteklenmesini sağlayalım. İlgili aracı olmak belki de. Aracı olalım. Odamızın biliyorsunuz atrium alanı var. Hı hı. Orada biz her kadın kooperatifine bir masa vererek stand açmalarını sağladık ve Bursa'daki kurumlarımızın insan kaynakları departmanındaki arkadaşlarımızı ve satın alma departmanındaki arkadaşlarımızı davet ettik. Ve oradaki kadınlarımıza dikkat çektik. Böyle güzel bir organizasyonumuz oldu. Sonra çok güzel geri bildirimler oldu. Benim şirketimdeki arkadaşlarım da katıldılar. Hatta Fas'a giderken müşterilerine böyle hani satış müdürümüz elinde bir paketle geldi. Bak dedi biz dedi işte şu kooperatiften aldık. İçinde ne bebek güzel. Tarhanası, işte sabunu, zeytinyağı vesairesi. Bunlar çok güzel. Tabii, tabii. Ürünleri İngilizce tanıtıyor. Değil mi? Hem kadınlarımıza hem kadın eliyle öğretilmiştir. Böyle bir çalışmamız oldu. Kıymetli bir çalışma oldu. Biz bunun dışında her hafta Nurten Başkanımızın başkanlığında değer katan kadın girişimciler toplantıları evet. organize ettik. Her hafta çarşamba günü saat 10'da. Hı hı. Çarşamba saat 10'ları hep boşa çıkartmaya çalıştım. Yani birkaç toplantıya katılamadım. Çünkü orada diğer illerimizdeki 81 vilayet kendi ilinde yapmış olduğu projeleri anlattı. İlini tanıttı, ilinin zenginliklerini, ilinin ihtiyaçlarını, kurulunun ihtiyaçlarını, kadının ihtiyacını. Yani çok birbirimizi zenginleştirdik. 81 vilayetteki. Hiç az bir süre değil aslında. Evet, bir yıla yakın sürdü ve çok da güzel oldu. Bizim açımızdan çok kıymetli oldu ve her toplantımızda başkanımızın moderatörlüğünde oldu. Bunlar çok kıymetli. Sanayide kadın eli projeniz var bir de. Evet, sanayide kadın eli projemiz de çok kıymetli. Bursamız açısından da çok kıymetli, ülkemiz açısından da. Bunu da üst kurulu üyemiz Fatma Hanım'ın önderliğinde başlayıp Kütahya'da ilk pilot il seçildi ve Sema Hanım tabii kendisi de çok kuvvetli bir sanayici ve kadına da kendi firmasında da çok kıymet veriyor. Ve Kütahya'da ilk başladı sanayide kadın eli projesi. Buradaki projenin hedefi de özellikle hiç çalışmamış kadınlarımızı belli eğitimlere tabi tutarak sanayicimizle buluşturmak. Aslında biliyorsunuz sanayicinin çok fazla nitelikli elemana ihtiyacı evet, var. Ara elemana ihtiyacı var. Hem teknik eleman. Teknik elemana ihtiyacı var. Şimdi tabii bunları kadınlarımızı da belli donanıma tabi tuttuğunuzda bir takım eğitim süreçlerinden geçirdiğinizde aile bütçesine destek olması maddi manevi çok faydalı. Çocuğunun yani kız veya erkek çocuğunun onu rol model görmesi çok kıymetli. Yani projenin sosyal ve ekonomik bir sürü ayağı var aslında kadının çalışmasının. Çünkü yetiştirdiği evlatlar onu gördüğünde yarınlar için kadınların çoğalmasının da çok büyük bir sebebi olacak. Biz hiç çalışmamış kadınlarımızı sanayicilerimizle, sanayideki firmalarımızla buluşturmak için yola çıktık. Biz ilk Kütahya'da başladı. Daha sonra İzmir'de bu projenin içerisine dahil oldu. Biz de Doğu Marmara başkanlarıyla toplanarak az önce bahsetmiş olduğum Doğu Marmara'daki il başkanlarımızla aldığımız kararla dedik ki biz çünkü başta da size bahsettim ya Neslihan Hanımcığım ilk TOBA sen de müracaat edebiliyorsun. TOB'da diyor ki bu projeyi sen yapabilirsin. Senin eline uygun. Değil mi? Her türlü görüşe açık bir yapı. Ve her şehre de destek vermeye çalışan da bir yapı. Kesinlikle öyle. Yani tabii biz kendi odamızın çatısı altında projelerimizi üretiyoruz. Her ilde kendi yapmış olduğu projelerle kendi iliyle öne çıkıyor. Yani oradaki odaya mı borsaya mı bağlı o il başkanının da desteği çok kıymetli. Dolayısıyla biz öncelikle Doğu Marmara'daki il başkanlarıyla bir toplantı yaptık yine Zoom'da. Benim kendi kurul üyesi arkadaşlarımla birlikte Doğu Marmara başkanlarım ve projenin sahibi başkan üst kurul üyesi Fatma Hanım ve Günseli Hanım'la birlikte başkan yardımcımız. Bu toplantıda Doğu Marmara olarak karar verdik. Ve Doğu Marmara olarak bu projeyi başlattık. Çok hızlı yol alan illerimiz var. Ve aslında Bursa da bunlardan biri muhtemelen değil mi? Bursa da bunlardan bir tanesi. Ve biz bununla alakalı aslında Bursa çok şanslı. Ben çok şanslıyım. Şimdi diğer illerimizde olmayan Bursa'mızda biliyorsunuz Odamızın kendi alt sanayi bölgesi var. Alt kurumları var. Tabii. MESYEP var. Tabii, BUTGEM var. BUTEKOM var. Tabii, yani tabii. Kendimiz model fabrikamız var. Evet. Şimdi bizim kadının ihtiyacı olan her türlü donanıma erişmesi için altyapı da var. Yani bir kuruma müracaat etmemiz de gerekmiyor. Dolayısıyla gerçekten Bursa çok şanslı. Biliyorsunuz istihdam ofislerimiz var odamızın altında. Yani zaten bunu yapıyor ama kadın başlığı altında ayırmadan yapıyor. Evet. O yüzden ben başkan olarak çok şanslıyım. Yani her şeye hazır olan bir sürecin içerisinde üzerime düşeni yapmaya çalışacağım. Biz biraz daha tabii ki bu da var kısmında kadınlarımıza daha çok dikkat çekmek için, onlara aracı olmak için bu kurumlara aracı olacağız. Bir de biliyorsunuz 134 meclis üyemiz var, hı hı, ve 63 komitemiz var. Bu komitedeki meclis üyelerimize bu sanayide kadın elinden bahsederek kadına öncelik vermeyle ilgili çok geniş bir hedef kitle var Bursa'da. Çok, erişim alanı çok geniş. Çok fazla. Bu sayede biz forkliftlerde kadınlar görmeye başladık. CNC tezgahlarında belki kadınlar görmeye başladık. Kadının gücünü de daha fazla hissetmeye başladık. Kadının yapamayacağı yani ayırmıyorum. Şey. Erkeğin de kadının da. Yani böyle ayrıştırmak doğru değil. Birlikte bu ayrışımı biz yapmamışız. Hani bizden önce gelmiş. Biz şimdi bunun birleştirilmesini yapmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Çünkü o. Daha önce hani kadın kamyon kullanamaz, taksi şoförü olamaz, CNC kullanamaz falan filan ama şu anda hep bu projelerle hem bu konuda kadının kendine güveninin gelmesine hem de kadının bunları yapabileceğini ortaya koymak aslında amaç. Yoksa asla bir ayrışım değil. Kesinlikle. Olması gerekeni belki de yapıyoruz. Doğru. Yapıyorsunuz. Ben niye hemen üstüme alındıysam. Hep beraber siz de bizim üyemizsiniz. Kadın Girişimci Kurulu üyemizsiniz. Hemen üstüme de alındım yalnız maşallah. Çok büyük bir mutluluğum var bu konuda. Beni çok destekleyen üyelerimizden birisisiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Her zaman hemen geri bildirimde bulunup hemen geri dönüp her türlü projeyi önemseyip ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca parantezçi teşekkür ediyorum. Bunu gönülden söylüyorum. Çünkü hem bir kadın girişimci olarak hem bir anne olarak hem kadın girişimciliğinin kadının toplumsal anlamdaki gelişimini çok destekleyen biri olarak da her zaman sadece size değil bu anlamda çalışma yapan her kurum, kuruluş ve projeye desteğimiz her zaman sonsuz. Çünkü aynı zamanda bir kız çocuğu annesi olarak hani o kadar çok etmen var ki birlikte hareket etmeye destek olmak için elimizden ne gelirse her zaman. Çünkü siz de bu projelerle sadece günümüze değil geleceğe de bir takım yatırımlar yapıyorsunuz. Geleceğe de çocuklarımızı, bu kadınlarımızın çocukları için rol model olması için çalışıyorsunuz, öyle değil mi? Hani biz sadece bugünü yaşamak için yapmıyoruz bunları. Asla. Çünkü gelecekte çocuklarımız aynı yollardan geçmesinler, bunlara daha farklı şekilde erişebilsinler, görsünler, rol model olalım. Kesinlikle öyle. Diye. Kesinlikle. Projelerde hep o başlık altında oluşuyor aslında. Şimdi sırada başka hangi projemiz var? Bu işimiz temiz projesinden de bahsedelim. Çok proje var. Ne yapayım? Hemen gerçekten öyle. Hem atlamayalım, unutmayalım istiyorum bu güzel projeleri. Hem de sonra şunu da yapalım. Hani ben KGK üyesi değilim, Kadın Girişim Kurulu üyesi değilim. Nereden nasıl bilgiyi, desteği vesaireyi alabiliriz diyen kadınlarımıza da bir yol çizelim sonra. Önce işimiz temiz projesinden de bahsedelim. Ne anlam ifade ediyor işimiz temiz? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimci Kurulu, OPET işbirliğinde, OPET sponsorluğunda yürütülen bir proje. Nurten Öztürk hanımefendiyi biliyorsunuz, kendisinin birçok sosyal sorumlulukla ilgili projeleri var. Bir tanesi de temiz tuvalet kampanyası. Evet, çok da başarılı olduklarını düşünüyorum. Çok da başarılı, çok da kıymetli. Yani bu hijyene baktığımızda pandeminin bize kattığı, pandemide bize öğrettikleri ve öneminin ne kadar kıymetli olduğu ve ülkemiz yani ilimize yurt içinden gelen misafirlerimiz veya yurt dışından gelen misafirlerimiz açısından gerçekten bıraktığı imaj en başta temizlikle başlıyor, hijyenle başlıyor, değil mi? Bir işletmeye de oturduğunuzda ilk dikkatinizi çeken o. Yani şimdi başkanımızın bununla alakalı hani bir tane de her köye bir mentor projemiz var. Ondan da bahsetmek istiyorum. İşimiz temiz de bunlardan bir tanesi. 3 ilde pilot il olarak alındı. Ve 3 ilden sonra da 20 ile yayıldı. Ve Hedefi de özellikle mikro işletmelerin, bu yiyecek sektöründeki, konaklama sektöründeki ve taşıma sektöründeki. Aslında dikkat ederseniz bu üç sektörde şehirlerin dış yüzü oluyor. Evet. Yansıması oluyor ziyaretçiler tarafından. İç veya dış misafirler tarafından. Kapıdan içeri ilk girildiğinde o konaklama yerleri, taşıma sektörü zaten başında. Buralardaki temizlik ve hijyenin daha sağlıklı oturtulması amacıyla gerçekleştirilmiş bir proje. Tabii bunu gerçekleştirdiğinizde bu mikro işletmelerin ekonomisine de katkıda bulunuyorsunuz. Çünkü bir işletmeye gittiğinizde veya bir araca bindiğinizde o araçtaki bir kuruma aitse, yani o işletme içerisinde bir memnuniyetiniz varsa bunu her zaman geri bildirimde bulunuyorsunuz. Tabii. Değil mi? Kullanıcı en güzel bence PR'cı yani, değil mi? Doğru, doğru. Hızlı bir şekilde onu hemen ilgililere ulaştırıyor, yakınlarına ulaştırıyor. Kesinlikle öyle. Şurada kahvaltı yaptım, çok güzeldi. Çay içtim, harikaydı gibi. Bu mikro işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik temizlik ve hijyen kurallarının oturtulması ve standardının sağlanması ile ilgili bir proje. Biz de bunun özellikle Milli Eğitim, Bursa Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki Başkan Yardımcımız Arzu Hanım'la ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Gülbin Hanım'la, bir de ben Kadın Girişimci Kurulumuzla birlikte bu projenin sahipleri olarak Bursa'mızda da bu projede en iyi şekilde kendimizi ispatlamaya çalışıyoruz. Ve şu ana kadar halk eğitimlerimiz aracılığıyla 5175 kişiye eğitim verildi. Tabii bu, biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz istişare toplantımızın akabinde bunun da hızla artacağını düşünüyorum. Böyle çok kıymetli bir proje. Bu bize pandeminin de kazanımı, pandeminin de öğretisi, ama bunun üzerine giderek bunu bir projeye geçirmek ve bu projeden kadınları faydalandırmak da anlamlı bence. Yani dediğiniz gibi kadın sizin aracılığınızla duyurmuş oluyorum. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman hem kadın işletmelerimize, kadın girişimcilerimize her zaman kapılarımız zaten açık, biliyorsunuz beni. Ayrıca da kadının güçlü olduğu toplumların gelecekte de ne kadar farklı ve güçlü olacaklarını hepimiz biliyoruz. O yüzden de bunu yapmak aslında bizim asli görevimiz. Belki de vatandaşlık görevimiz. Bilemiyorum. Hepimizin, yani aslında ben vazifelere birey olarak bakıyorum Neslihan Hanım. Yani şimdi tabii dünyada her dönemde bir takım sıkıntılar oluştu. Hep yani böyle hani her şey hiç problemsiz bir hayat yok. Yani ben bu yaşıma kadar öyle bir şey görmedim. Geçmişte tarihe de baktığınızda öyle değil. Fokuslandığınız yere, odaklandığınız yer çok kıymetli. Ve siz kendi alanınızda neler yapabilirsiniz, o çok kıymetli. Bütün bireyler bunu vazife edindiğinde aslında tabii ki olumsuzluklar var. Yani ders alarak yolumuza devam edeceğiz. Yani yapmamak için, olmaması için neler yapabiliriz tarafına odaklanarak çok şeyler yapamayabiliriz, ama birey olarak alanımızda yaptıklarımız birleştiğinde çok şeyi ifade ediyor. Çok katılıyorum. Örneğin dünyada şu anda iklim krizi konuşuyoruz, yeşil mütabakat konuşuyoruz. Çok vazifeleri, hepsi bireysel. Evet, bu atık meselesi konuşuyoruz falan. Aslında hep derler ya, herkes kendi evinin önünü süpürse dünya tertemiz olur. Yani herkes kendinden başlayarak iyiliğe ya da sorun yaratmamaya, sorun çözmeye, kurallara uymaya başlasa tüm dünya kuralların uyulduğu son derece tertipli ve düzenli bir hale gelebilir. Kesinlikle öyle. Her şey insanda başlıyor ve insanda bitiyor. Kesinlikle yani bunun öyle. Belki de temel prensip olarak bunu edinmeliyiz. Ama madem ki geçmişte kadınlar dezavantajlı gruplar olarak ele alındı. Kadını, çocuk, yaşlı. Bizim amacımız bunu dezavantajlıdan çıkartıp aslında güçlü konuma getirmek. Dolayısıyla bu projeler bunlar için önemli. Henüz o kıvamda değiliz ama doğru yoldayız. Bir kıymetli projemiz daha var. Vakit daralıyor. Ben böyle hızlı hızlı projelerimi anlatmak istiyorum. Ne güzel, lütfen. Her köye bir mentor mu? Evet, her köye bir mentor projemiz. Bu da Nurten Başkanımızın yine kendisinin geçmişte tarihe saygı başlığı altında Çanakkale civarında rehabilite ettiği köylerimizi 81 vilayette görme arzusundan kaynaklandı ve 81 vilayet başkanına gönüllülük esasıyla bu projeyi görev verdi. Yani bunu isteyen başkanlar kabul etti. Yani burada şöyle, benle eşleşen bir şey var. Ben yapısal olarak çocukluğumdan beri yapıcı bir ruhum var. Hep böyle olumlu tarafta olmayı arzu ediyorum. Yani ülkemi, şehrimi, mahallemi çok seviyorum. Hep orada güzel yansımanın içerisinde olmayı arzu ediyorum. Çünkü hak ediyoruz. Biz eşimle birlikte her gün firmamıza giderken, yolda giderken hep böyle yolda işte şu şöyle olsa, bu böyle olsa, böyle yapılabilse, aslında maliyetler aynı. Küçücük estetiklerle değişebilecek çok büyük zenginlikler var. Böyle hep bunu da, o da beni dinlemekten bıkmıştır. Zaten hep ben böyle bu şehrin içerisinde, şehirde mesuliyet hissediyorum kendimi. Ve bu projeyi hemen çok fazla benimsedim. Başkanımıza götürdüm konuyu, böyle bir projenin içerisinde var olmak istiyorum diye. İbrahim Başkanımız da kabul etti, eksik olmasın. Her konuda beni destekliyor. Yani tabii başından itibaren... Ekibimizle bizi ve kendisine yine sizin huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Arkandayız dedi ve biz de öncelikle hiç kimseye söylemeden kurulumuzla birlikte konuştuk. Köy araştırmaya başladık. Sonra Orhan Gazi ilimizdeki bizim temsilcimizin davetiyle Gürle Köyü'ne gittik. Köyün dokusu, yapısı, tarihi muhteşem. Zaten kendileri de kültürel olarak gelmek istediğimiz noktada fazlasıyla varlar. Ne güzel. Çok ismi duyulmamış bir köy değil mi Gürle? Evet, çok güzel bir köy. Ve dedik ki biz köyümüz burası. Odamıza söyledik. TOBA bildirdik. Biz köyümüzü seçtik diye. Sonra Gürle Köyü Ticaret Odası Başkanımız Erol Bey ile, belediye başkanımızla, kaymakam bey ile birkaç kez, oradaki muhtarımızla, oradaki kooperatifle ve köy halkıyla birkaç kez, yani defalarca toplantılar yaptık. İhtiyaçları belirledik. Üniversiteden iki hocamız, Hilal hocamız ve Zerrin hocamız bizi destekliyorlar. Bugün de sabahtan bir toplantımız vardı yol haritamızla ilgili. Orada bir anket çalışması yaptık. Demografik yapıyla ilgili bir sonuç bekliyoruz. Amaç ne? Köyde... Evet, amaca da geleyim. Şimdi burada, şimdi biliyorsunuz yine pandemi çok şey öğretti bize. Yani aynı zamanda şehir hayatında ciddi bir sıkışmışlık var. Şu anda ekonomik anlamda da sıkıntılar var. Biliyorsunuz tabii. Bambaşka bir dünyada, bambaşka şeylerin içerisindeyiz ve geriye, terse göçler başladı ve bu göçün olmasını biz de arzu ediyoruz. Çünkü köylerimiz boşaldı. Hep yaşlılarımız var. Toprağımızın bize ihtiyacı var. Bizim toprağa ihtiyacımız var. Yani burada hani insanın bilinci çok kıymetli. Köyümüzdeki özellikle kadınlarımızı hedefleyerek köyün yapısına, dokusuna, geleneksel altyapısına uygun olarak kadınlarımızın kendilerini ifade edebilecekleri ekosistemle birlikte köyün gelişimini sağlamak, hem görsel olarak, yani yansımasıyla ve mesela turistik olarak dikkat çekerek köyde bir dikkat çekebiliriz. Burada işte köyün, köy alanında kadınlarımız kendi ürünlerini, kendi geleneksel dokularının dışına çıkmadan ve orada bir takım atölyelerde ziyaretçilerle birlikte yaparak, yani bir sürü daha ileride bir tek bunun üzerine de gerekirse. Köyü biraz köyün dışına taşırmaya çalışıyorsunuz aslında. Köye dikkat çekmeye çalışıyoruz. Orada ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Tabiata zarar vermeden bu kaynaklarıyla, enerjisiyle, suyuyla daha bilinçli bir yarınlar için köylerimizden başlayarak yansımalarımızı güzelleştirmek istiyoruz. Şu anda proje kapsamında totalde kaç köy olacak? Şimdi biz örnek köy Gürle'yi seçtik. Arkasından başarılı olabilirsek hepimizin burada... Türkiye genelinde kaç tane köy seçildi mesela? Onu demek istiyorum. Ben şu anda TOBA, ben de bu projede varım. Kaç kişi var dedi, açıkça onu bilmiyorum. Ben kendi yaptıklarımla hep böyle hani ne yapabilirim odaklandığım için... ve hep o tarafta, yani yapısal olarak da öyleyim. O tarafta hep fokusum, ama tabii bunu da öğrenmemde fayda var. Bana başka bir bakış açısı doğuruyorsunuz. Ama bizim hedefimiz şöyle, biz bunu Gürle köyümüzde başarırsak, diğer ilçedeki temsilciliklerimizle birlikte 7 ilçe köyüyle, sonra bütün köylere yayıp, harika bir o köylerde bir gerçekten... O köy diğer köylerin mentörü olacak yani. Umarım, inşallah. Yani orada böyle güzel bir proje başlattık. Şimdi aslında Kadın Girişim Kurulu'nun gerçekten de temel amacı bir kız kardeşlik, evet, yaklaşımı çerçevesinde hem birbiriyle iş yapmayı öğrenmek, hem birbirine iş yapmayı öğretmek aslında. Bu konuda sinerji yaratmak, dostluk yaratmak. Ben şunu da bildiğim için söylüyorum, o Kadın Girişim Kurulu'nun içinde harika dostluklar, kesinlikle, ebedi, yani çok uzun vadeli arkadaşlıklar da doğuyor. Gerçek bir abla kardeşlik, hani bu sadece bir sözle söylenen bir amaç değil, bu yaşandığı için söylüyorum. Peki bizler belki buraya ulaşabilen, erişebilen şanslı kişileriz. Ulaşamayan, erişemeyenler için şimdi diyeceğiz ki hani BTSO ya da sanayi odalarının üyeleri olması gerekiyor. Ama belki işte kadın kooperatiflerine dahil olarak da ya da başka kurumlara dahil olarak da nasıl bunlardan faydalanmalı kadınlarımız, bunu duymayan, erişemeyen? Ya şimdi şöyle Neslihan Hanım, belli sayılar ve kotalar var. Hı hı. Ancak bizim hedefimiz kendi içimizde, bizim üyelerimizin vazifesi, bunlar genellikle kendi illerinde, kendi alanlarında belli kriterleri geçmiş söz sahibi kadınlarımız. Hı hı. Bunlar aslında her biri, Bursa'da 134 kadınımız var, her biri bizim rol modelimiz. Her birinin bir misyonu ve vazifesi var. Hı hı. Biz bunlarla birlikte projeler üretiyoruz. Yani bir icra kurulumuz var, icramız var ama Bursa'daki bütün kadınlarımız, bütün öğrencilerimiz, yani biz gençlerimize fokuslanıyoruz. Yani projelerimizin her birinin içerisinde üniversiteyle işbirliği içerisinde olmak istiyoruz. Tabii. Yani ve onları cesaretlendirmek istiyoruz. Onlarla ilgili her türlü oluşumda, odamız çatısı altında da her türlü projenin içerisindeyiz. Yani her türlü girişimcimiz bizim yapmış olduğumuz projelerin içerisinde var olabiliyor ve o projenin bir parçası aslında. Çünkü hedefimiz kadını çoğaltmak. Zaten o girişimciler de biliyorsunuz girişimci. Onlar da varlıklarıyla bizim enerjimiz, sinerjimiz, her şeyimiz tabii, yani. Tabii. Yani. Bu o 134 kişinin içerisinde biz ilçelerle birlikte 300 kadından oluşuyor. Bu bir kota. Bunun içerisinden bir kadın istifa ederse diğer bir kadın oluşabiliyor. Ama bizim projelerimiz bu kadınlarımız için değil. Olası bütün kadınlarımız, hı hı, için kadın girişimci veya bir de ben şöyle bakıyorum. Bu kendi yine kişisel görüşümü söylemek istiyorum. İlla ki bir girişimin içerisinde olmanız gerekmiyor. Ben firmalarda da, işletmelerde de çalışan insanlarımızın girişimci kafasında olmasını arzu ediyorum. Çünkü o zaman hadiseye bütünsel olarak bakıyor. Yani tek noktadan baktığınızda kısıtlı kalıyorsunuz. Aynı her olayın ön yüzüne baktığınız gibi. Yani derinlemesine analiz etmeden bu sosyal medya veya işte bir takım mecralar nedeniyle olayların tek görünen yüzünde takılı kalıyoruz, hı-hı, her birimiz. İşletmelerde de bütünsel bakabilen, ben başka bir isim de verebilirsiniz, girişimci kafaları işletmeye de çok faydalı oluyor. Elbette. Dolayısıyla kadınlarımızın her yönden gelişimi için emek veriyoruz. Sadece ben Kadın Girişimci Kurulu olarak bütün kadın dernekleri, bütün kooperatif başkanları, yani her birimiz, bütün kadınlar bu konuda emek veriyorlar. Hepsine sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkür aslında ediyorum. Aslında onlar adına ben teşekkür ediyorum size. Şunu da anlıyorum ki bir fikriniz varsa, fikri olan her kadın, kesinlikle, aslında bu fikri için, güzel, destek için size gelebilir. Aynen. Kapınız tüm kadınlara, kesinlikle, girişimci olan, olmak isteyen tüm kadınlara, kadınlarımıza açık. Evet. Bunu da buradan altını çizerek ifade edelim diyorsunuz, evet, çok aslında. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Yanımıza katıldınız. Daha önce bunları da konuşma şansı belki de ekranlarda olamamıştı. Bizimle paylaştınız. Çok teşekkürler. Umarım kadınlara bir faydamız, bir sesimiz olabilmiştir. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Bu programın da birçok kadına örnek olmasını istiyorum. Daha projelerim bitmedi, onu da söyleyeyim. Tamam. Siz yeter ki gelin. Açıklayamadım. Yok, programımız var. Tamam. Hiç düşünüyor muydunuz? Ben ki, Kadın Girişimci Kurulu'nun takip edilmesini arzu ediyorum, evet, tabii ki. Yani internet, sosyal, evet, medya üzerinden, evet, internet üzerinden artık, evet, sosyal alanda. Ve bizim yanımızda olmalarını çok arzu ediyorum. Evet. Birlikte olmayı çok umarım istiyorum. Umarım bu programda buna fayda getirecektir. Kesinlikle, inşallah. Tekrar teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, NESLİ YAŞAM'da bugün kadın girişimciliğini konuştuk. Kadın Girişim Kurulu'nun projelerini konuştuk. Sevgi Saygın Başkanımızla beraber özellikle 2007-2008'den bugüne gelene kadar kadın girişimciliğinde olan değişimi konuştuk. Aslında eminim eksiklerimiz vardır, daha konuşacaklarımız da vardır. Onları da ilave edeceğiz yavaş yavaş. Ama girişimci olmak istiyorsanız, bir girişim modeliniz, fikriniz, projeniz varsa bakın size bir adres, size destek olacak, fikir olacak, mentorluk yapacak insanlarla sizi buluşturuyoruz. Lütfen onları takibe alın, kadın girişim kurullarımızı takibe alın, başkanımızı takibe alın. Soracaklarınız varsa da bize, onlara sorabilirsiniz diyorum. Yarın yeni bir konu ve konukla NESLİ YAŞAM saatler 17'yi gösterdiğinde yine canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum, iyi akşamlar.